Bismillahirrahmanirrahim. Kutlu Doğum Mevlidleri. Doğusundan batısına Türkiye'nin dört bir yanında yapılan Kutlu Doğum Mevlidlerine Müslüman halkımızın teveccühü ve alakası bizleri fevkalade sevindirmektedir. Peygamber Sevdalları platformunun köylere kadar yaygınlaştırdığı bu etkinlikler aziz halkımızın İslam'a ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılığının ve sevgisinin meydanlara yansıyan güzel bir görünümüdür. Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından organize edilen mevlid etkinliklerine her yerde gösterilen yoğun ilgi, halkımızın İslami değerleriyle yaşamak istediği hakikatini açıkça göstermektedir. Hür Dava Partisi olarak özellikle Diyarbakır'da alana sığmayan Müslüman halkın bu duruşuyla vermiş olduğu mesajın doğru okunması gerektiğini tembihliyoruz. Bu devasa etkinlik, bölgenin Müslüman halkına sırt çevrilerek yapılan hiçbir siyasetin tutmayacağının net bir şekilde ortaya koymuştur. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 2 ay içinde Türkiye'yi 3 kere ziyaret etmesini hayra alamet olarak görmüyoruz. Ayrıca Kerry'nin Başbakan'ın Mayıs ayı sonu itibariyle Gazze'ye gerçekleştireceğini söylediği ziyaretle ilgili olarak Başbakan bu ziyaretini şimdi yapmamalı, doğru zamanı beklemeli şeklindeki sözlerini haddini aşan ve bir ülkenin egemenlik hakkını ihlal eden küstahça bir tavır olarak değerlendiriyoruz. Bu münasebetle hükümeti neredeyse Amerika'ya endekslenmiş dış politikasını gözden geçirmeye ve Başbakan'ı da Gazze ziyaretini ifade ettiği gibi Mayıs ayı sonunda gerçekleştirerek bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmamaya davet ediyoruz. Emniyet içinde yer alan kirli yapılanmaların İslami dernek müdavimlerine yönelik muhbirleştirme faaliyetlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul'da sosyal sorumluluk projesi ismi altında yürütülen faaliyetler kapsamında hedef seçilen gençlere kendilerini polis olarak tanıtan kişiler para, iş ve burs sözü vererek muhbirlik teklifinde bulunuyorlar. Muhbirleştirilmeye çalışan kişilerin mütedeyyin insanlardan seçilmesi ise oldukça manidardır. Bu tip muhbirleştirme faaliyetleri basın yayın organlarında defalarca yer almasına rağmen bu karanlık odakların halen pervasızca bu ifsatlarına devam etmelerinin sorumlusu hükümettir. Emniyet birimlerinin ahlaki yozlaşmanın özellikle gençler arasında tavan yaptığı bir zaman diliminde ahlaksızlık ve her geçen gün artan madde bağımlılığıyla mücadele etmesi gerekirken tam tersine bu tür zararlı alışkanlıklara bulaşmayan mütedeyyin gençleri hedefine koymasını kabul edilemez bu diyoruz. Hukuk dışına çıkan bu kişiler bir an önce tespit edilerek açığa alınmalı ve yargılanarak cezalandırılmalıdır. İnanca yönelik saldırılar. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde başörtülü olarak duruşmaya katılmak isteyen bir avukat, Danıştay'ın ilgili kararına rağmen hakim tarafından engellendi. Ayrıca başörtülü avukatı baroya şikayet eden mahkeme hakimi, davacıya da kendisine yeni bir avukat bulması gerektiğini belirten bir tebligat çıkartmak suretiyle bir hukuk garabetine imza attı. Gaziantep'te ise fabrikada çalışan bir işçi sakallı olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı. 2013'ün Türkiye'sinde hala böyle şeylerle uğraşanlara artık diyecek bir söz bulamıyoruz. Bu tip uygulamaların sorumlusu inancına göre yaşamayı anayasal güvence altına almayıp bu tip saldırıları da cezasız bırakan ve buna seyirci kalan, buna göz yuman hükümettir. Şırnak'ta Külliye Camii altında bulunan gençlik merkezine bir grup saldırgan tarafından yapılan molotof kokteyli ve el yapımı bombalı saldırı sonucu camide maddi hasar meydana geldi. Bu çirkin saldırıları kınıyor, yapanları ve azmettirenleri lanetliyoruz. Sevindirici gelişmeler. Hollanda'da Müslümanlara yayın hakkı verilmiş olmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Hollanda genelinde 30 kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Müslüman yayın kurumuna kamuya ait televizyon ve radyolarda belli süreliğine de olsa yayın hakkının verilmiş olmasını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Diyarbakır'da uluslararası ölçekte faaliyet gösterecek İslam Alimleri Birliği kuruldu. İlk toplantısını Diyarbakır'da yapan birliğe pek çok ülkeden İslam aliminin katılmış olmasını çok önemli ve çok hayırlı bir adım olarak değerlendirmekteyiz.
İslam aleminin sorunlarının çözümü için alimlerin birlik ve beraberliğine şiddetle ihtiyaç vardır. Bu birliğin daha da gelişmesini, genişlemesini ve İslam aleminin vahdetine vesile olmasını diliyoruz. Guantanamo. Amerika'nın hukuk tanımazlığının sembolü olan Guantanamo'da Kur'an'a saygısızlığı ve hukuksuzluğu protesto amacıyla Müslüman esirler yaklaşık 2 aydır açlık grevindeler. Guantanamo denilen bu vahşet ve zulüm üstünün gardiyanları açlık grevindeki Müslüman esirlere barbarca saldırarak açlık grevini bitirmelerini istemektedirler. Amerika'nın vahşi ve asıl yüzünün tecessüm etmiş hali olan Guantanamo esir ve işkence kampı hiçbir hukuk normu ile bağdaşmamaktadır. 10 yılı aşan tutukluluk sürelerine rağmen hala mahkeme önüne çıkarılmayan bu Müslüman esirlerin meşru taleplerinin yerine getirilmemesi ve yine bu esirler üzerinde dünyanın gözü önünde her türlü insanlık dışı sorgulama ve işkence yöntemlerinin deneniyor olması sözüm ona çağdaş ve uygar dünyanın kirli ve çirkin yüzü olarak hafızalarda kalacaktır. Bu insanlara savaş hukuku uygulanmalıdır. Tutuklu statüsünde görülüyor iseler de mahkemeye çıkarılmalıdır. Müslüman ülke yöneticileri ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar baskı yoluyla Amerika'nın esir ve rehine olarak tuttuğu bu insanların tarafsız mahkemelerde yargılanması için üzerlerine düşeni yapmalıdır. Dünyanın pek çok ülkesi üzerinde emperyalist hesapları bulunan ve fiilen de askeri kuvvetler ve üsler bulunduran Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki veto yetkisi derhal kaldırılmalıdır. Guantanamo başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan mazlumun yanında olduğumuzu bu münasebetle bir kez daha kamuoyuna deklare ediyoruz. Hür Dava Partisi Genel Merkezi.